Sayın Hasan Mezarcı, iyi günler. Evet, sizinle önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Bu bizde de karşılığı var ama Avrupa'da da karşılığı var, Batı'da da karşılığı var. İslam düşmanlığı sürekli yayılıyor. Tatsız olaylar da oldu. İşte Viyana'da oldu, Fransa'da oldu, değişik ülkelerde saldırılar da oluyor. Keza yani bizde de bir alerji var ama Batı'da da bir alerji var. Siz Mesih olarak, Mesih sıfatıyla bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu kim haklı ya da ki herkes mi haksız? Şimdi yani kimin haklı, kimin haksız olduğu konusu değil. Konu din üzerinden bir düşmanlık üretiyor. Yani dini kullanarak değil mi? Milletleri birbirine düşman etmek. Bunu Yahudiler de yapıyor, bunu Hristiyanlar da yapıyor, bunu Müslümanlar da yapıyor. Yani Fransa'da veya Avrupa'da ne kadar İslam düşmanlığı varsa, Türkiye'de ve İslam ülkelerinde de en az o kadar Hristiyan düşmanlığı var. Aynen. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu ciddi bir problemse, kötü bir şeyse, değil mi? Bu dinler arası düşmanlık yani. Arakan'da da var. Orada Budist rahipler bir kışkırtmasıyla oradaki Müslümanların başına gelenleri biliyorsun. Yani bu dinler arası düşmanlık çok tarihi, kronik ve son derece kötü bir hastalık. Yani her din kendi mensuplarını kendini kabul etmeyen diğer dinlere karşı düşman ediyor. Geleneksel ve tarihsel bir problem. Ve bu şekilde din eğitimi devam ettiği sürece, yani açıkça söyleyeyim, yani Hristiyan dünyasında ki İslam düşmanı, Müslüman düşmanı, Kur'an düşmanı, Hazreti Muhammed düşmanı din eğitimi. O 1400 yıldan beri devam eder ama o din eğitimi devam ettiği sürece İslam düşmanlığı da devam edecek. Beri taraftan Müslümanların da değil mi? Hristiyanlara, Yahudilere karşı değil mi? Düşmanlık üreten din eğitimi devam ettiği sürece o Yahudi ve Hristiyan düşmanlığı da devam ediyor. Ben Allah'ın Mesih olarak bu kavgada, bu savaşta Allah'ın adının kullanılmasını istemiyorum. Allah'ın kullanılmasını istemiyorum. Yani Erdoğan'la Macron kavgasına da niye Allah kullanılıyor? Yani niye din kullanılıyor? Yani ikisini birden suçluyor. Değil mi? Evet. Niye yani niye dini kullanıyorsunuz? Niye Allah'ı kullanıyorsunuz? Ve dinler arası düşmanlık üretiyorsunuz. Ve İslam korkusu ve düşmanlığı her geçen gün artıyor. Şimdi diyorlar ki onlar İslam düşmanı. Peygamberimize hakaret ediyor. Değil mi? Yani bu taraf öyle söylüyor. Ya sen Hristiyan dünyasının Kabe'sini daha dün devlet töreniyle cami yaptın kilisesi. Ayasofya. Kiliseden bir de kılıç salladın. Ben o kadar çırpındım yapmayın dedim. Siz bunu yaparsanız İslam düşmanlığı Avrupa'da ortar dedi değil mi? Haklı olarak ortar. Efendim Avrupa İslam'dan niye korkuyor? Bu soruyu sormalıyız. Yani bu bir gerçekliği olmayan bir algı mı? Üretilmiş bir şey mi? Yoksa gerçekten korkması gerekiyor mu? Yani bunu sormalıyız. Ve bu soruya da onlar kötü de onun için bile diyerek de geçiştireceğimiz mesele değil. Yani Avrupa İslam'dan niye korkuyor? Avrupa'da İslam düşmanlığı niye her geçen gün artıyor? Peki İslam'dan sadece Avrupa mı korkuyor? Müslümanlar korkmuyor. Ya ben Suudi Arabistan'da şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da yaşamak istemem, korkarım. Yani orada uygulanan İslam'dan. Yani sadece bu El-Kaide'dir, IŞİD'dir. Değil mi? Terör örgütleri meselesi değil ki. Yani Müslümanlar da korkuyor böyle bir İslam'dan. Yani bu kafa kesen İslam'dan. Değil mi? Allahu Ekber diyerek kafa kesen İslam'dan Müslümanlar da korkuyor. Yani size basit bir misal vermek istiyorum. Şimdi televizyonlarda tartışılıyor. Ama bunlar selefi, bunlar radikal, bunlar terörist.
bunun İslam'la alakası yok, bunun Müslümanlıkla alakası yok bile. Ya Selefi dediğimiz örgütler Sünni'dir. Yani o Selefi diyerek sanki Sünni değilmiş gibi. Selefilerin atası Ahmed bin Hanbel'dir. Hanbeli mezhebine dayanır. Yani o El-Kaide, El-Nusra, IŞİD, Boko Haram vesaire bunların hepsi Sünni'dir. Hanbeli mezhebine dayanır. Hanbeli de dört Sünni mezhepten biridir. Hadi onu Selefi diyerek kendinizden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Peki, Afganistan'daki Taliban'ı ne yapacaksınız? Afganistan'ı mahveden, Pakistan'ı mahveden Taliban denilen örgüt, hani bir Sünni bir örgüt. Öbür tarafta zaman zaman işte Şii örgütü, Haşiş abi neler yaptığını bilmiyorum. Şimdi Hakan Bey, bir karikatür yayınlanıyor Avrupa'da. Kıyamet kopuyor İslam gibi. Bir vahşi cinayetlere gitmiyor. Peygamberimize hakaret ediyor. Ya ben Allah'ın Mesih'iyim. Hazreti Muhammed'in karikatürlerinde ben göremedim. Ya açık talenen bir hakaret gibi göremedim. Belki eleştirim var, ne var bilmiyorum ben İsmail'in. Ama ben Hazreti İsa karikatürlerini biliyorum. öyle karikatürler yapıyor ki. Yani Hazreti İsa ile ilgili, benimle ilgili öyle karikatürler yapıyor ki. Gülüp geçiyorum. Aynen hakaret olursa buna tepki gösterebilirsiniz. Ama bu tepki tamamen yasal çerçevede bir tepki oldu. Benim Allah-u Ekber diyerek kafa kesmeye yönelişmemi. Ve bundan dolayı da İslam dünyası sıkıtılmamalı. Yani peygamberin karikatürünü yapmış. Yapmışsa yapmış. Tepkini gösterirsin. Kim yapmışsa onu ona yöneltirsin. Onun üzerinden bütün Avrupa'yı suçlamazsın. Öyle mi? Yani bütün Hristiyanları suçlamazsın. Bir karikatür olayını Hilal Harç Savaşı'na dönüştürmezsin. Maalesef siyasetçiler bunu yapıyorlar, kışkırtıyorlar. Yani Macron Hristiyan dünyasını Avrupa'yı kışkırtıyor, Erdoğan da İslam dünyasını şeye çağırıyor. Değil mi? Bir savaşa çağırıyor hali. Şimdi problem şu. Bakınız Tevrat'ta savaşa teşvik eden, işgale teşvik eden, ganimete yağmaya teşvik eden ayetler var. Kur'an'da da var. Yahudilerle Hristiyanlara savaşa, işgale, ganimete yağmaya teşvik eden, onlara karşı nefret söylemi içeren ayetler Tevrat'ta da var, Kur'an'da da var. Hı hı. Şimdi ben buradan bir örnek vermeyeyim de problemin ben özüne girmek istiyorum müsaade ederseniz. Buradan bir örnek vermeyeyim de yani İsa'dan, İncil'den bir örnek vereyim. Yahudiler Hazreti İsa'ya karşı halkı devletleri kışkırtıyorlar. İsa işkence yapılarak haça asılıyor biliyorsunuz orayı. Hı hı. Şimdi Yahudiler diye bunu genellediğimiz zaman Yahudiler İsa'yı haça astı, peygamberimizi haça astı. Öyle mi? Evet. Burada Yahudi düşmanlığı üretirseniz. Öyle mi? Yani bunu genellerseniz. Ya İsa'yı haça astan Yahudiler, bütün Yahudiler asmadı. Orada bir avuç adam bunu yapan. Bu vahşeti işleyen, bu cinayeti işleyen bir avuç adam. İsa haçta ne diyor? Bu İncil'de yazar. Allah'ım diyor onları affet çünkü onların yaptıklarını bilmiyor. Yani kendini haça asanlar için haçta bunu söylüyor. Ama Hristiyanlar bundan bir genelleyerek bir Yahudi düşmanlığı üretiyor. Yahudilere dünyayı der ediyorlar. 2000 yıl boyunca bütün Yahudilere, kiliselerde her ayinde onlara karşı bir düşmanlık, bir nefret söylemi her ayinde Yahudilere lanet edin. Ondan sonra Yahudiler niye Hristiyan düşmanı? Ya Yahudileri Hristiyan düşmanı siz yaptınız. Değil mi? Yani onlara karşı böyle bir nefret söylemi din üzerinden yaparsanız. Niye? Niye bizim peygamberimize inanmadılar diye. Hristiyanlar Yahudilere dünyayı idare ettiler. Değil mi? Çok büyük tarihte vahşetler oldu, katliamlar oldu. En son Hitler'in yaptıklarını biliyorsunuz. Hı hı. Bütün bunların arkasında o tarihi düşmanlık birikimi var. Değil mi o Yahudi Hristiyan düşman?
Neyse son zamanlarda kilise bu söylemden vazgeçti. Yahudilerle belli bir noktada anlaştılar. Yani bir barışma noktasına geldi. Ama Müslümanlar burayı aşamıyor. Yani mesela Hazreti Muhammed ve ashabı Yahudilerle Hristiyanlara savaşıyor. Değil mi? Kur'an'da işte Yahudilerle Hristiyanlarla savaşır. Müslüman oluncaya kadar veya teslim olup fizyeye verinceye kadar savaşın diye ayetler var. Onları kırpmayan, değil mi? Yani kafirliklerle savaşın, müşriklerle savaşın, Yahudilerle, Hristiyanlarla savaşın, daha Müslümanlığı kabul edene kadar veya teslim olup fizyeye verinceye kadar diye ayetler var. Peygamber Medine'de Yahudilerle savaşmış. Yani onları oradan sürmüş, Hayber'den sürmüş. Öyle mi? Haklı haksın. Onlar ayrı konular ama bunlar gerçek. Olmuş. Sonra Suriye'ye gitmiş. Tebük'e Hristiyanlara dönmüş bir sefer. Daha bir güçlenince. Yani peygamber ve ashabının yaşamından, savaşlarından, yasalarından bahseden ayetler tarihin konusu. Hadisler tarihin konusu. Bunlar tarih olmuş. Şimdi bunlar Kur'an'da yazıyor diye, hadislerde yazıyor diye biz de aynı nefret söylemini, değil mi? Aynı savaşa işgal teşviki, din eğitiminin konusu yapıp da çocuklarımıza öğretmeye devam edersek, değil mi? Her Müslüman Yahudi düşmanı olacak, Hristiyan düşmanı olacak, başka ne olacak? Bizdeki din eğitiminde bu var diyorsunuz. Ya bizim din eğitimimizde var yani, Kur'an kursunda var, Yunanlı'da var, İlahiyat'ta var. Tarikatlarda, cemaatlerde var. İslam konusunda yazan, çizen herkes bir Yahudi, bir Hristiyan düşmanlığı üretiyor maalesef. Ve bu din eğitiminin konusu. Biz de peygamber ve ashabı gibi yapacağız. Yani Kur'an, sünnet. Kıyamete kadar savaşacak mıyız kardeşim? Yani geçmişte Hazreti Muhammed ve ashabı savaştı diye kıyamete kadar savaşacak mıyız? Bu din mi yani? Bu Allah'ın değişmez yasası mı? Yani Hazreti Ali ile peygamberin damadı Hazreti Ali ile peygamberin kayınçısı Hazreti Muaviye kavga etti diye buradan Şiilik sinirlik üretmişiz biz ya. Peygamberin kayınçısıyla damadının hilafet kavgasını din üretmişiz, Şiilik sinirlik üretmişiz, han davasına dönüştürmüşüz, Şii sünni kavgası hala sürüyoruz. Yani sadece Hristiyanlarda yok problem. Müslümanların kendi aralarında da bu mezhep savaşları biliyorsun. Mezhepler üzerinden. Yani bir mantalite problemi var. Sürekli bir düşman üretme ve birilerini hedef görme. En de sonunda benim dinime kitabıma gelecekler ya da benim mezhebime gelecekler anlayışı. Tek doğru, dogmatik bir bakış açısı. Tamam, haklı olsam bile bunu zorla yaptırmak, beyinlere yıkattırmak. Yani düşmanlık şiddet dili ile öldürmek vurmak da gerekmiyor. Şiddet diliyle beyinlere kazımak. Bu artık biraz zamanın ruhuna kaçıyor diyorsunuz. Peki yani Avrupa'da da bu var. Ama yani biz mi haksızız? Biz Müslümanlar bu şekilde olduğumuz için Avrupa'da bizden korkuyor. Siz bazen diyorsunuz yani bunlar Vatikan'a gelseler Vatikan'ı cami yaparlar. Kabe'ye kendi Müslüman Kabe'sine çevirirler diye haklı olarak korkuyorlar diyorsunuz. Hakan Bey, yani empati yapmak gerekiyor. Sen 21. yüzyılda 1000 yıllık Ayasofya Kilisesi'ni Fetih Süreyya'yı okuyarak, devlet töreniyle kılıç sallayarak cami yaparsan, bunu gören Bulgar, Yunan korkmaz mı? Ya şimdi bunu bir de Kariye'yi yaptılar. Kariye'ye de o kadar üzüldüm ki. Dünyada örneği yok. Bütün Hristiyanlığın öyküsü fotoğraman gibi bütün duvarlarda anlatılıyor. Böyle kafayı yukarıdan aşağıya sağa sola çevirerek o öyküyü takip ediyorsun. Onu çarşaflarla kapatmışlar. Ya yani küçücük bir kariye müze olarak duruyor. Yani cami yok etrafta Fatih'te. Onun bulunduğu bölgede. Dünya kadar cami var ama hep o mesaj veriliyor dediğiniz gibi. Yani geldik mi biz hep değiştireceğiz. Biz sadece camiyi tanırız, İslam'ı tanırız. Böyle olunca da karşı tarafta korkuyor. Yani korkuyor. Yani şunu sormalıyız kendimize. Ya komşu benden niye korkuyor? Bu tamamen hayali bir korku mu? Yoksa benim de korkulacak bir yönüm var mı?
Ya niye korkuyor bu insanlar? Ya sen Allah için savaşmak diyorsun. Ya din eğitiminin temeli bu arkadaş 1400 seneden. 1400 seneden beri kullanılan kavramları söyleyeyim din eğitiminde. Cihat, fetih, ganimet, yağma, işgal, kutsanmış şeyler bunlar. Yani Müslümanlık tebliğ ile gönüllü olarak yayılmış değil. Müslümanlık kılıçla yayılmış. Peygamber Mekke'den Medine'ye geliyor. Önce Medine'yi işgal ediyor. Ve Medine'yi yöneten, orada ağırlığı olan Yahudiler oradan çeşitli bahanelerle hem oradan sürüyor. Hayber'e gidiyorlar, oradan da sürüyor. İsa'dan sonra Hristiyanlık da öyle aslında. O da silahla yayılmış hep. Yani Haçlı seferlerine kadar uzanan bir dönem var. Oraya geleceğim. Yani İslam kısmını bir halledelim. Sen zaten söylüyorsun onların dini de kötü, kendileri de kötü diyorsun. Ama bir de sen kendine bak bakalım. Sen iyi misin? Yani sen ondan daha iyi misin? Ben asla savunmuyorum. Kilisenin din öğretisini, din adına savaşmalarını, o haklı seferlerini, kendi aralarındaki mezhep savaşlarından utanıyorum. Bunlar vahşetti. Yani bunlar İsa ile bağdaşmaz, İncil ile bağdaşmaz. Evet, İsa'nın hiç olmazsa savaşmışlığı yok. Yok yani İsa savaşı yasaklamış, kılıç kullanmayı yasaklamış, düşmanlarınızı bile sevin demiş. Öyle değil mi yani? O tamamen sevgi üzerine kurmuş din öğretisi. İsa'dan yüzyıllar sonra kilisenin din öğretisidir bu vahşi din öğretisi. Bu savaş kısmı en azından orada İncil'de bir şey. Ama bir tarafta şu problem var. Hazreti Muhammed ve ashabı İslam'ı kılıçla yaymış. Değil mi? Yani bugün Hristiyan ülkelerinin tamamı, Suriye'si, Türkiye'si dahil, bunların tamamı kılıçla, işgalle İslamlaştırılmış, Müslümanlaştırılmış ülkeler. Şimdi İslam savaş dinidir. Algısı buradan geliyor. Ve bu da Kur'an'a ve peygamberin hadislerine, ashabına dayanıyor. Yani kaynak Kur'an sünnet olunca problem oluyor. Öbür tarafta kaynak İsa değil, İncil değil. Orayı halletmek kolay. Sonradan kilise yani, işi. Tabii ama yani burada yani Diyanet yanlış yapmışsa onu düzeltmek kolay. Ona karşı çıkmak kolay. Ama Kur'an'da ayet varsa, hadis varsa, peygamber bahsabı yapmışsa Kur'an'a sünnete sarılacağız, ne yapacağız? Yani biz de onlar gibi savaşacağız. Biz de onlar gibi yaşayacağız. Değil mi? Yani kavramlara baksınlar Müslümanlar, kullandıkları kavramlara. Yani bir devrim gerekiyor. Benim söylemek istediğim din konusunda, dinde bir devrim gerekiyor. Ben reform, değişim falan de demiyorum. Devrim. Tevrat'ta bunlar var diye, o savaşa teşvik eden, işgale teşvik eden, ganimete yağmaya teşvik eden ayetler var diye, Kur'an'da bunlar var diye, Hazreti Muhammed ve ashabı bunları yapmış diye biz bunu Tanrı adına, din adına sürdürecek miyiz bu savaş? Yani Allah için savaşmak ne demek ya? Bunu bir düşünsün Müslüman. Allah için savaşmak. Allah yolunda savaşmak. Allah için öldürmek. Allah için savaşmak, Allah için işgal yapmak, Allah için ganimet, Allah için yağmak, Allah için istila etmek. Allah'ın adını yüceltmek için savaşmak. İlahi kelimetullah. Siz kavramları pek bilmiyorsunuz. Bu kavramlar üzerinden iyi yapın. Yani siz işgali fetih diyorsunuz, kutsuyorsunuz. Cihat diyorsunuz, fetih diyorsunuz, şehit diyorsunuz. Böyle bir din eğitimi yapıyorsunuz. Yani problem sadece ışıktan kaynaklanmıyor. Yani o ışını üreten, o El-Kaide'yi üreten, o Boko Haram'ı üreten, değil mi? Arkada bir din var, bir kitap var, bir sünnet var, hadis var, fıkıh. Ve bunun bir din eğitimi var. Şimdi size söylüyorum. IŞİD Allahu Ekber diyerek kafa kesiyor, öldürüyor da. Suud aynı şeyi yapmıyor mu Yemen'de? Allahu Ekber diyerek Yemen'i bombalamıyor mu? Öldürmüyor mu Suud? Veya kusura bakmasınlar, yani Erdoğan'ın askerleri Suriye'ye fetih suresi okuyarak girmedi. Yani bütün camilerde fetih suresi okutmadım. He? Yani bizim askerimiz diyelim ki IŞİD'le savaşırken
Yani bizimkiler de Allah'a ekber diyor. Ötekiler de, Müslümanlar da Allah'a. Hangisinin Allah'ına, hangisinin Allah'a hangisine yardım edecek? Aynı Allah, aynı şey. Ve bir savaşanlar aynı Allah'a inananlar. Yani sadece Hristiyanlara karşı değil. Yani Müslümanlar kendi aralarında birbirleriyle savaşırken de Allah'a ekber diyor. Evet. Yani Hazreti Ali'nin ordusuyla Hazreti Muaviye'nin ordusu Allah'a ekber diyerek birbirini öldürüyor, sahabe bunlar. Namaz vakti gelince ara veriyorlar. Namaz, selam veriyorlar. Haydi Allah'a ekber. Ve biz bundan mezhepleri üretmişiz. Hem o Şiilik, Sünnilik buralardan çıktı. Buradan neyi üretmişiz? Yani ashabın birbiriyle kavgasından. Milyonlarca Müslüman bunu nasıl göremiyor? Tabii görenler var da. Yani çoğunluk nasıl bunu göremiyor? Ya da bilmiyorum, anlayamıyorum. Yani ya, mantık. Yani fetih diye övülüyor bunu. Yani diyor ki biz Mısır'ı fethettik. Değil mi? Fetih, şehit, Gaza. Yani birbirlerine karşı da bunu yapıyoruz. Yani sadece o terör örgütleri yapmıyor. Çünkü niye? Dil eğitimi böyle. Ben kimse kusura bakmasın. Kur'an okuyan her insan Yahudi düşmanı. Başka bir şey olmaz. Kur'an okuyan her insan Hristiyan düşmanı. Çünkü orada onları kötüleyen, onlara karşı nefret söylemeyen, onlarla savaşmayı emreden, değil mi? Onları Müslüman oluncaya veya bizi verinceye kadar olmaz. Emreden ayetler var. He? Bunu bilen Hristiyan Musevi de İslam Müslüman olan her şeyden korkuyor, paranoya içinde yaşıyor. Ama paranoya var. Ama bakıyoruz yani kimse de cami kapatmıyor Avrupa'da Ayasofya'nın kapatılması gibi. Amerika'da yani kapatılmıyor. Yani bu korku tarihi bir kökleri var. Yani realite var orada. Yani haklılar korkmakta. Yani İslam işgalle, savaşla, işgalle yayılmış gibi. Şimdi bu bir gerçek. İslam barış dinidir. Ya değil kardeşim barış dini. İslam kelimesinde barış anlamı da var. Teslim olmak anlamı var. İslam teslim olmaktan gidiyor. Hı hı. Affedersin. Rica ederim, rica ederim. Devam edin. Sonuçta YouTube'dan yayındasın. Arapça'da affedersiniz şey olurlar. Arapça'da barış sur. Kur'an'da da geçer. Sur. İslam barış demek değil, İslam teslim olmak anlamına gelir. Yurtta sur, cihanda sur. Sur var ya, Hakan Bey. Hı-hı. Barış sur. Bir de bildiğinin teoriyi sadece konuşamazsınız ki. Hristiyanlığın teorisi çok güzel olabilir İncil'den bakınca. Kilisenin o din uygulamasına bir bak bakalım ne vahşetler yapmış. Değil mi? O kilisenin bir tarihine bakın bakalım. Demi İsa adına, göklerdeki baba adına, Tanrı adına işledikleri vahşetler, cinayetler, engizisyonlar, sömürüler, zulümler, mezhepler, savaşları, haçlı seferleri. Korkunç şeyler bunlar. Yani dinin pratiğine baktığınız zaman, pratiğine. Mesela ehli sünnet çok iyidir. Ya kardeşim, dört ehli sünnet mezhebine göre de namaz kılmayan öldürür ya. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Mürtet kabul ediyor. Dinden çıkmış kabul ediyor. Şimdi böyle bir dinin, Allah korusun ki devlet böyle bir şey tatbik ediyor diyelim bu. Sünni İslam'ı tatbik ediyor. Ben böyle bir ülkede yaşamak isterim ya. Namaz kılmayan için insanların hapsedildiği veya öldürüldüğü bir ülkede yaşamak ister misiniz? Ya İslam hukuku bu, İslam fıkhı bu. Bu İslam fıkhı dediğimiz şey Kur'an ayetlerinden oluşuyor. Kur'an'da problem yok. Ya Kur'an'da problem var. Kur'an'dan kaynaklanıyor zaten savaşlar. Ya Tevrat'ta problem yok. Var kardeşim. Ya Tevrat okuyan herkes bütün dünyadaki milletlere düşman olur. Yahudinin dışındaki hepsine düşman olur. Fırsatını bulsa, gücü yetse hepsini de öldürür. Hepsini de işgal eder. Ilımlı İslam, radikal İslam diye de bir şey yok Hakan. İslam radikal bir dindir, cihatçıdır, tekfircidir. İslam dahi ortadadır. Yani güçsüz olduğu zaman ılımlıdır bunlar. Barışla ilgili ayetler okurlar. Biraz güçlendikleri zaman savaşla ilgili ayetler başlar. Bu aslında işte sizin gibi düşünenlerin, Batı'nın ya da işte ne bileyim İslam'a ne olursa olsun işte sıcak bakalım ya da biraz daha ehlileşsin diye düşünenlerin yakıştırması ve daha doğrusu wishful thinking dedikleri, hani ılımlı olsun böyle diyelim diyerek, o bir aslında ne bileyim gönüllerden gelen bir şey.
Ama dediğiniz gibi olamıyor bir türlü yani. Barış günü olmasını istiyorsanız Mesih'e kulak vereceksiniz. Ben Allah'ın Mesih'iyim. Kilisenin o savaşla ilgili vahşi öğretisini yasaklıyorum. Tevrat'ta, Kur'an'da savaşa, iştahle, ganimete, yağmaya teşvik eden, nefret söylemeyeceğim ayetlerle din eğitimi yapmasını yasaklıyorum. Bunu yasaklayacaksınız. Ama dinleyen yok. Kitaptan çıkaramazsınız. Kitapta var bu. Ama diyeceksiniz ki bunlar artık tarih olmuş. Bunlar geçmişte kalmış. Mesih bunları yasakladı. Yani Tevrat'ta zina edenin taşlanarak öldürülmesine dair ayetler var, rejim var. Kur'an'da yüz sopa vurulması var. Hadislerde rejim var. İslam hukukunda rejim var. Taşlayarak öldürme var. Ben 2000 sene önce de ayeti inkar etmedim. Rejim var da ben bunu uygulamıyorum kardeşim. Bunu uygulamayacağız. Yani günahın yargısını Allah'a bırakacağız. Yani Hazreti Muhammed ve ashabı Yahudilerle savaştı diye kıyamete kadar savaşacak mıyız ya bunlarla? Bu Allah'ın değişmez yasası mı? Ve Hazreti Muhammed'in ashabı birbiriyle savaştı diye Aliciler, Muaviyeciler hala savaşıyoruz ya. Bunun üzerinden düşmanlık ediyoruz. Bu din olmuş, akaid olmuş bu. Fıkıh olmuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Hristiyanlar iyi, Hristiyanlık iyi, İslam Müslümanlar kötü demiyorum Hakan Bey. Ben Müslümanların içindeyim, Müslümanlara söylüyorum. Öyle mi? Aynı şeyi Hristiyanlara da söylüyorum, Budistlere de söylüyorum. Ya Tanrı'yı, Allah'ı, dini, peygamberi artık bu kanlı ve kirli savaşlarınıza adet etmeyin. Din eğitiminden bunu çıkarın. İslam'ın barış dini olmasını istiyorsanız o savaş dilini kullanmayın. O savaşla ilgili, cihatla ilgili, işgalle ilgili, kıtalle ilgili ayetleri okuyun ama tarih olarak okuyun. Yani Muhammed Vahsab'ın yaşamı, Musa'nın yaşamı, böyle okuyun bunları. Ve onu buraya ne yapmayın, taşımayın. Şimdi adam karikatür yaptı diye ne yapacağız, savaş ilan edeceğiz. Yani orada kendine adını bilmez, kendini bilmez birileri hakaret içerikli karikatür de yapabilir. Allah'ın karikatürünü de yapıyor. Yani Avrupa'da onlar mesela insan olarak karikatür diye yapıyor. Senin kitabında ne yazıyor? Tanrı insanı kendi benzeyişinde, suretinde yarattı diye yazıyor mu senin kitabında? Yazıyor. Adam da senin kitabındaki tanıma göre insan suretinde bir tanrı karikatür resmi yapıyor. Yani senin kaynaklarını kullanıyor. Yani farz-ı muhal şimdi peygamber ve ashabının yaşamı. İşte çok eşli, köleli, cariyeli bir yaşamı vardı onların biliyorsun. Değil mi? Bunu karikatürize ettiği zaman vay peygamberimize hakaret etti diye kıyamet kopar mı? Senin kaynaklarını yazıyor zaten. Öyle mi? Ama bunlar Kur'an'da yazıyor olabilir, Tevrat'ta yazıyor olabilir. Peygamber ve ashabının Musa'nın hayatında, İsa'nın hayatında olabilir. Öyle mi? Onları buraya taşırsanız din diye, fıkıh diye, İslam diye burada tatbik etmeye kalkarsanız problem başlıyor. Ve siz o zaman bugünü yaşayamazsınız. Tarihte yaşarsınız, geçmişte yaşarsınız. Peki bugün için günümüzde Batı bu durumda İslam'ın bu tavrı, Müslümanların bu tavrı karşısında korkusunda ve İslam düşmanlığının artmasında haklı diyebilir miyiz? Yoksa Asla haklı demiyorum. Onların da anlaması lazım. Mesela kilise o orta çağ din öğretisinden o barbar vahşi savaşçı o din öğretisinden vazgeçti biliyorsun. Ama şimdi artıyor. İslam düşmanlığı artıyor gene. İslam düşmanlığı artıyor çünkü korku var. Yani korkuyor İslam'da. Yani diyor durduk ki, yere değil. Haklılar korkmakta şu anda günümüzde. Yani 50 milyon Müslüman var diyor. 2030'da olacak bu 100 milyon ne yapacağız bunları diyor. Tabii dörder beşer çocuk. Bunlar diyor Hazreti Muhammed döneminin Kur'an, sünnet, hadis, fıkıh diyerek 1400 yıl önceki Arap geleneklerini burada yaşamaya ve bize dayatmaya kalkarlarsa ne yapacağız? 100 yıl sonra ne yapacağız diyor. Çünkü Müslüman kendi inancını
kabul ettirmekle mükellef başkalarına. Gücü yettiği zaman dayatacak. Bunu biliyorlar. Yani İslam tarihini biliyorlar. Yani zayıf olduğu zaman sesini çıkartmayacak ama ılımlı İslam ama gücü yettiği zaman dayatacak bu kendi yasalarını. Kendi yaşayışını ne yapacak? Dayatacak. Ha şimdi Fransızlar da şöyle sömürge yapmış, böyle sömürge yapmış. Elbette yapmış, lanet olsun. Kim sömürmüşse lanet olsun. Ben lanet okumam genellikle de. Tabii ki sömürüye karşı olacaksınız ama Fransızlar Afrika'da sadece Müslümanları sömürmemiş ki Hristiyanları da sömürmüş. Hala da sömürmeye devam ediyor. Dinsizleri de sömürmüş. Dinsizleri de sömürmüş. Hollandalı da aynı şeyi yapmış. İngiliz de yapmış. Ama bunu din üzerinden yapmak korkunç bir şey. Burada Allah'ı kullanmak korkunç bir şey. Ben kabul etmiyorum. Allah için savaşmak kavramını kabul etmiyorum. Müdafaa savaşı şu hali. Ülken, yurdun işgal edilirse savaşırsın. Değil mi? O zaman savaşırsın. Yani işgal, işgale karşı, işgalciye karşı yapılan savaşların dışındaki bütün savaşlar cinayettir. Bütün savaşlar vahşet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Gayet güzel konuştunuz. Ya birkaç toparlayayım burayı ben. Lütfen. Bunların hepsini kabul ediyorum. Bunlarla ilgili yani işgale, ganimete, yağmaya, Tanrı adına savaşmak, baskı yapmak, dini zorla kabul ettirmek, hangi dinde olursa olsun. Bunlarla ilgili bütün dini ahkamı, ayetleri, hadisleri, fıkhi hükümleri iptal ediyor. Eğer İslam'ın barış dini olmasını istiyorsanız ki ben de çok istiyorum, evrensel bir barış dini olsun. İslam deyince insanların aklına savaş gelmesin. İslam deyince, Müslüman deyince insanların aklına işgal gelmesin, işgalci gelmesin. Allah deyince, İslam deyince insanların aklına baskı gelmesin. Otoriter, diktatör rejimler gelmesin. Terör gelmesin, terörist gelmesin kardeşim. Ya birisi bırakınız Avrupa'yı Hakan Bey. Şimdi yani Bodrum'da birisi Allah-u Ekber diye bağırsa millet birbirini çiğner kaçar ya. Allah-u Ekber'den bunu çağrıştırmaya başladı. Doğru yani turistler kaçar evet. Biri Allah-u Ekber diye bağıra bağıra ortalıkta geçse eyvah bana saldıracak diye kaçabilir. Ya Müslümanlar da kaçar. Ben bir gün Adana'da kaçar doğru. Eşimle beraber yürüyordum şehir merkezinde. Bir grup çıkmış. Allah-u Ekber ya Allah biz ödümüz koptu ya. Bizim ya korkuyorum, ben de korkuyorum. Herkes korkuyor. Yani Allah deyince, İslam deyince insanların aklına korkulur savaş ya? Gelmesin. Ya savaş gelmesin. Ya ben İslam için istiyorum bunu, Müslümanlar için istiyorum. Değil mi? Allah deyince, bunu dini eğitimden çıkarmak gerekiyor. Bunu dini literatürden çıkarmak gerekiyor. Tarihte olmuş olanları da tarihte bırakmak, orada bırakmak gerekiyor. Yani Aliciler, Şiiler. Ya İlafet kavgası din kavgasına dönüşmüş değil mi? Muaviyeciler peygamberin kayıncısı Muaviye'de. Onlar da Sünniler. İşte Ebu Bekir Ömer Osman Osiyesi. Ve biz kendi işimizde de bunların kavgasını sürdürüyoruz. Bunların üzerinden değil mi? Savaşlarda maalesef bunları kullanıyoruz. Yani açıkça söyleyeyim yani Türkiye Sünni eksenli bir siyaset. İran Şii eksenli izliyor farkındaysın. Maalesef. Yani o asabın kavgasını günümüze taşımışız. Kan davasına dönüştürmüş. Tabii canım hep uluslararası ilişkilerde İran'da öyle, biz de öyle. Yani hep bakıyoruz, mezhebine bakıyoruz, ona göre davranıyoruz. İran da öyle yapıyor. Evet. Yahudi düşmanlığı. Ya Yahudi düşmanlığı yapmayın. İsrail'e de Filistin halkına yaptığı zulümden dolayı sonuna kadar karşı çıkın direnin. Ama meseleyi değil mi? Din, yani Müslüman, Yahudi genel kavgasına dönüştürmeyin, genellemeyin. Yani orada bir dergi karikatürü yaptı diye bütün Avrupa ya Haçlı Seferi ilan etmeyin. Şimdi Avrupa'da ona karşı çıkan, onları kabul etmeyen, yani Avrupa'da tam bir din özgürlüğü var. Hakan Bey son bir şey söyleyeyim. Ben Düzce'de yaşıyorum. Rusya'dan herhangi bir dünya ülkesinde işte bizim Orta Asya'dan, Rusya'dan bile 10 tane Hristiyan aile gelip Düzce'ye yerleşse ve Düzce'de bir kilise kurmaya kalksa kıyamet kopar, yaşatmazlar biliyor musun? Yapamaz yani, kuramaz. Yaşayamaz ya. Bizim köyün nüfusu 4-5 bin zannediyorum şu anda. Bizim köyde 5 Hristiyan aile gelip bir kilise kurup da burada o kilisede özgür yaşayamaz ki. Allahu Ekber diye anında. Ya
Yani bunu görmüyor musunuz diye. Şimdi efendim Avrupa'da nazizm varmış, ırkçılık varmış, faşizm varmış. Ya sizin bütün partileriniz faşist. Hepsi ırkçı. Ya o milliyetçi olmayan, ulusçu olmayan, ırkçı olmayan, millici olmayan bir tane parti mi var Türkiye'de? Yani karşı tarafa bunu söylerken kendinize de bakacaksınız. Herkes Türk'tür, dayatmasını sürdürüyorsunuz. Devletiniz bile ulusçu. Kusura bakmayın. Ben Fransız'ı savunmuyorum. Ben Türk'ü savunmuyorum. Ben hakkı söylüyorum. Ben Mesih'im. Ben din üzerinden bir kavga yapılmasını istemiyorum. Ben bu Yahudi, Hristiyan, İslam düşmanlığı karşılıklı hepsi suçlu. Allah'ın adını kullanmayın. Kur'an'ı kullanmayın. Hazreti Muhammed'i kullanmayın. İsa'yı kullanmayın. Musa'yı kullanmayın diyorum. Hı hı. Bu kanlı değil. Bu dini literatürde, bu vaazlarınızda. Değil mi? Ayetler var filan. Yahudileri sevmeyin diyor. Değil mi? İşte onlar sizin dostunuz değildir diyor. Diyorsa diyor. Öyle mi? Yani bu dili artık ne yapmayın? Sen kullanma. Mesela Hazreti Muhammed'in deccal olduğunu öğretiyor kimse. Ta 1400 yıldan. Ve Hazreti Muhammed'in ümmeti de deccalın olmuş. Delilik. Müthiş bir İslam düşmanlığı var Hristiyan geleneğinde. Artı bir de Hristiyan geleneğinde müthiş bir Yahudi düşmanlığı var. Onun nelere mal olduğunu da tarihte biliyorsunuz. Ben artık dinler üzerinden bir savaş, yani Allah için savaşmak, Allah için öldürmek, Allah'ın adını yüceltmek için savaşmak, İslam'ı hakim kılmak için savaşmak, savaşmak, savaşmak. Bunun artık din eğitiminden çıkarılması lazım. Türkiye buna yapabilir. Efendim onlar da şöyle yapıyor, onu da konuşalım. Kötülük yapan kim, kimse karşı çıkalım ama hani kötü emsal olmaz ya, biz iyi olalım ya. Ya İslam iyi olsun, İslam güzel olsun. Müslüman deyince insanların aklına iyi insanlar gelsin. Barış sever insanlar gelsin. Hayır sever insanlar gelsin. Savaş gelmesin, terör gelmesin, terörist gelmesin. Yani Fransa'da son bir söz olarak söyleyeyim. Çocuklar okulda öğretmen o Muhammed karikatür meselesini konuşuyor. Çocuklar bir şekilde savunuyorlar herhalde. Yani o da peygamberimize hakaret etti, hak etti anlamında. Onun üzerine bunların evleri basılıyor. Bunlar çok kötü şeyler yani. Müslüman çocukların, Türk çocukların evleri falan basın. Ya korku içindeler. Çocuklar o arada Türk olduklarını söyleyemiyorlar okullarda. Yani söylemekten çekiniyorlar, korkuyorlar. Avrupa'daki Müslümanlar gerçekten sıkıntı içinde. Ya orada cübbe, sarık, şal var. Çarşaf savaşı yapmasınlar Avrupa'da. Ya adam gibi otursunlar, toplumu rahatsız etmesinler. Tabii. Onun için Avrupa'da bir din konusunda bir sıkıntı yok ki. Her mahallede en az 10 tane cami var. Pakistanlıların camii, Hindistanlıların camii, Afrikalıların, Türklerin camii, Türklerin her bir mezhebinin cemaatinin ayrı camii. Yani Avrupa'da din özgürlüğü konusunda problem yok. Ben kendisine yaşadım. Ama bu siyasal İslam'dan korkuyorlar. Bu işgalci İslam'dan korkuyorlar. Bu Allahu Ekber diyerek savaşan, Allahu Ekber diyerek kafa kesen İslam'dan korkuyorlar. Allah'ın Mesih olarak ben de korkuyorum. Türkiye'de de korkuyorum. Bir gün Allah korusun buraya egemen olurlarsa bu zihniyet. Allah korusun ben de korkuyorum. Ya niye Suriye'den kaçanlar Suudi Arabistan'a sığınmıyor? Şeriatla yönetiliyor buyursunlar. Türkiye'den kaçan da öyle. Amerika'ya, yani Avrupa'ya. İran şeriatla yönetiliyor buyursunlar. Yok. Niye hepsi Avrupa'ya gidiyor? Ya bir problem var. 1400 yıl önceki Arap şeriatını İslam niye öğretmeyin kardeşim? 1400 yıl önceki Arap şeriatıdır o. Kur'an'da da anlatılsa. Yani o el kesme cezası efendim, o kısasa kısastır, şudur, budur, çok eşliliktir, köleliktir. İslam'ın getirdiği bir şey değil zaten. O toplumda vardı, var olan şeyler anlatılıyor kitaplar. Ama siz onu buraya taşıyorsunuz ve biz diyorsunuz onu burada uygulayacağız diyorsunuz. Bunu İslam diye öğretiyorsunuz. Kur'an, sünnet diye öğretiyorsunuz. Maalesef. Değil mi? Dolayısıyla
kendimizi şey yapmamız gerekiyor. Yani yüzleşmemiz gerekiyor dinimizle, tarihimizle yüzleşmemiz ki. Ben İslam iyi olsun istiyorum. İslam barış dini olsun istiyorum. İslam dini insanların aklına güzel şeyler gelsin. Allahu Ekber diyerek kafa keser. Allahu Ekber diyerek savaşan. Allah yani peygamber ve ashabı işte şurayı burayı işgal etti. Ebu Bekir Suriye, Ömer Suriye'yi işgal etti. Kudüs'ü işgal etti vesaire. Ne bu arada? Şimdi güçlenince ne yapacağız? Sonra Allahu Ekber Yunan'ı mı saldıracağız? Allah'ın dinine hakim kılmak için. Allahu Ekber diyerek Bulgar'a mı saldıracağız kardeşim? Yani peygamber ve ashabı bunu yaptı. Atalarımız yaptı. Fatih İstanbul'u aldı. Biz de Atina'yı yarattık. Yani daha somut söyleyeyim ya Hakan Bey ya. Kafa bu ya, eğitim bu ya. Diyanetin din eğitimi bu. İlahiyatın ki bu. Bırak şimdi tarikatı cemaati. Dolayısıyla problem mezheplerden kaynaklanmıyor. Mezheplerin referans aldığı ayetlerden, hadislerden, peygamberden ve ashabından kaynaklanıyor. Ben onları suçlamıyorum. Ne yapmışlarsa yapmışlar. Hesabını Allah'a verin. Ama biz bu savaş dilini, yani din üzerinden, savaşıyor musunuz? Savaşın ya. Savaşın da din üzerinden yapmayın bunu. Bu kanlı ve kirli savaşlarınızda Allah'ı kullanmayın. Tek kelimeyle. Allah için savaşmayın. Allah için barışın. Allah için sevişin. Ağzınıza sağlık. Söyle. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.